Günaydın arkadaşlar, şu anda Shift.net'te, .net sabah çok erken saatlerde ofise geldik. Peki biz bunu niye yaptık? Daha gün aydınlanmadı. Murat ve ben herkesten önce ofise geldik çünkü TikTok diye bir uygulama var. Yalan konuşmayın, herkes zaman ayırıyor. İzliyor musun abi? Evet abi TikTok. U. Her gün izliyor musun? İzliyorum. Peki bunu etrafına söylüyor musun? TikTok'er olmak istediğimi söylüyorum. Sen izlemenin dışında TikTok'er evet. olmak istiyorsun. İzliyorum. Yani bu çok basit ki. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Herkes gerçekten ciddi anlamda TikTok izliyor ama herkes TikTok'la dalga geçiyor. Tıpkı Vine'da olduğu gibi. Daha sonra nerede o eski Vine'cılar demiştik. Şimdi o eski Vine'cıların hepsi çok ünlü YouTuber oldu arkadaşlar. Ben TikTok'un da benzer bir durumda olacağını düşünüyorum. Şu anda dalga geçilen TikTok'un ve içerik üreten kişilerin ilerleyen günlerde karşımıza çok farklı şekilde geleceğini düşünüyorum. Neyse konuyu dağıtmayayım. Murat, abi sabah köründe geldik. Çünkü Elimizde TikTok'un yapımcılarının ürettiği telefon var. Müzik Telefonun adı Smart Siyan. Yani değişik bir telefon ama telefonu kutusundan çıkaracağız bakacağız arkadaşlar. TikTokçular bunu alın size kolaylıkla TikTok üretin. Değişik de bir telefon yaptım demiş. Telefon tasarımı acayip bu arada. Kutudan çıkınca göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum var Murat Bundan çok önce, yani senin tevellüt kaç abi? 87 Tamam sen hatırlarsın. HTC diye bir marka vardı. Bunlar gitti facebook için telefon üretti abi. Evet. Yani dedi ki millet deli gibi facebook kullanıyorum Evet bak zekaya bak. O zaman biz niye facebook için telefon üretmiyoruz? Ürettiler abi. Yani bir facebook tuşu mu ne vardı yanlış hatırlamıyorsam. Abi sonra bunlar <laughs> Bunlar çok feci patladı abi. Hiç kimse satın almadı. Şimdi aradan yıllar geçti ve şu anda elimde TikTok aynı kafayla diyor ki herkes ne yapıyor? TikTok kullanıyor. Peki ben neden TikTok telefonu üretmiyorum? Sonucun ne olduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama tasarımına bayıldım. Tasarımına gerçekten bayıldım. Bu Çinler kafayı yemiş. Çin, bu arada TikTok'un sahibi Çinler biliyor muydun? Yok abi. Ben gerçekten. Ben zannediyorum. <laughs> Gerçekten Türkler mi zannetti? Valla Türkler zannettim. Çinlilerin bu arada 150 ülkede abi, Bu abi TikTok reklamı gibi oldu. O zaman kendi reklamı yapayım. Arkadaşlar benim de bu arada bir TikTok hesabım var. Birkaç tane video koyayım mı abi? Evet abi. Yapabilir misin? Ya. Şimdi. Hadi. Geldi. Dostlar abi kasa topluyor. Neşet Ertaş'ı duydu. Çalsın dedi. Onu dinleyerek kasa topluyor. Bu arada bunun videosu var. YouTube kanalında yayınlayacağım. Kaçırmayın. Gelmişken İngiltere'de biraz araç kullanalım. <laughs> Pardon abi. <laughs> Allah şart öyle birisi yok. Valla görmüş olduğunuz gibi hani ben bunu çıkartmadan böyle içerik üretiyorum. Hani hem teknoloji de olsun, biraz eğlence de olsun diye yüz binlerce izleniyor paylaştığım videolar. Yüz binlerce, milyona yaklaşan videolarım var. Geçer o da bir iki gün o da geçer yani. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmayalım artık kutuyu açalım. Sabah sabah böyle herkese salça olan tipler olur ya kendimi onlar gibi hissettim. Bu arada kutu nasıl açılıyor abi? Bıçak getirdim ben. Bıçak getirdik de abi şey yok. Hani nereyi keseceğim? Allah Allah. Bir dakika bu ne? Oğlum çok ciddiyim lan. Şundan geriye mi çıkartacağız? Allah Allah. Şöyle bir şey var mı? Oğlum çok ilginç. Şöyle. ne acayip kutu yapmışlar ya. Arkadaşlar bu arada kutudan çıkarken şunu da söylemek isterim. Abi Kasım'dayız ya. Bu telefon da geçen ay duyuruldu yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu kafa nasıl bir kafa ya? Snapdragon 855 Plus var ama haftaya iki hafta sonra Snapdragon 865 duyurulacak. Ocak ayında da ilk telefonlar gelecek. Yani değişik bir kafa ya. Bu nasıl bir özgüven ben anlamadım ya. Ama dediğim gibi tasarımına hasta oldum arkadaşlar. Şuradan açalım. Bu. Bu arkadaşlar. Telefonun tasarımı konusunda bir şey söyleyeceğim. Önce bir çıkartayım şurada dursun. Ne var başka abi? Kılıfı var. Şeffaf, çok iyi. Sen nesin abi? Aha. Dönüştürücü. Bir ucu tip A, öbürü de tip C olan bir data kablosu. Bu da sayın priz. Orada bir şey söyleyeceğim. Bu telefonun Quick Charge 4 Plus desteklediği söyleniyor. Ama çok küçük geldi abi priz bana. Yani bu cayır cayır şarj anlamına geliyor. Oğlum niye çıkmıyor bunlar ya? Heh çıktı. Ama adaptörün üzerinde Quick Charge 3 var. Yani tamam destekliyor olabilir ama adaptör Quick Charge 3 arkadaşlar. Yine de hızlı şarj oluyor. Kaç watt olduğunu da hemen sizlere söyleyeyim. Tam 18 watt'lık bir şarj adaptörü var. Şimdi Şunları bir kenara alalım. Sizi de pistten alalım çocuklar. Evet. Bu ne ya? Smart Siyan. Bir şey oldu ama Çince. Ne dediğini anlamadım. Şimdi şunlarla alakalı bir şey yok. Sen gel abi. Şimdi dostlar. Telefonun tasarımına hasta oldum. Neden? Ben iPhone 11'i böyle bekliyordum abi. Niye biliyor musun? Gel buraya abi. iPhone 11'i ben böyle bekliyordum. Yani biraz daha köşeli bir tasarım. Şuna bakar mısın abi? O kadar tatlı bir tasarım yapmışlar ki. Eğer iPhone 11 gelmedi ya, iPhone 12 bence böyle gelecek. Arkadaşlar sizce bu tasarım nasıl olmuş? Ben aşırı beğendim. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Arka tarafa geçiyorum abi. Gel buraya sayın iPhone Bey. Şu arka taraftaki jelatini kaldırayım. Şurada 4 tane kamera görüyoruz arkadaşlar. Bunlar yapay zeka destekli kameralar. Kameraların konumlandırılması konusunda iPhone 11 Pro Max gibi de böyle bir tasarıma yakın diyebiliriz ama daha çok Google'ın Pixel 4 XL'cına yakın olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Şurada da telefonun e-mailsi falan. Bak şurada kırmızı bir logosu var. Bu arada arka tarafçam ama acayip bir şekilde parmak izi bırakacağını düşünüyorum. Al. Yani çok da bırakmıyor böyle tekrar hemen böyle bir kuruyor çok ilginç. Şu daha sonra çıkartılıyor arkadaşlar. Bu her zaman burada kalan bir şey değil. Şimdi gelelim ön tarafa. Ön taraftaki jelatini de kaldıralım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam bu telefon daha dünyada satılmadı ya. Türkiye'de bayağı bir haber oldu. Ama Türkiye'de haber olurken herkes böyle bir telefon çıkmış derken biz bunu getirdik arkadaşlar. Nasıl getirdik onu da söyleyeyim. Açıklama kısmında bir Instagram adresi var. Orada Tekno Mehmet'in Instagram hesabını bulacaksınız. Biz bu telefonu Tekno Mehmet'ten sipariş verdik. O nedenle siz de eğer bu telefonu edinmek isterseniz aşağıdaki link üzerinden Tekno Mehmet'le irtibata geçebilirsiniz. Bu arada telefonun jelatinini kaldırdım. Hazırda bir ön camda film var arkadaşlar. Yani çizilmelere karşı koruyacak. Bir de kılıfını da takalım nasıl oluyor diye. Şuradan kılıfını da taktım. Kılıf da bu arada fena değilmiş ya. Ama çok kötü abi ya. Hı? Daha baksana. Dakika bir gol bir yani. içi böyle toz dolu gibi gösteriyor abi. Ama kaymasın falan diye şöyle enteresan bir şey de yapmışlar. Telefonu koruyor ama yani. Şimdi bir telefondan bir tane daha istesen. Alo Tekno Mehmet. <laughs> hani o kadar para var mı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bunun kılıfını çıkartalım. Ve telefonu açalım. Telefonun tasarımına bayıldım ya. Bir T logosu var ama çekiç arkadaşlar. Bu arada sol tarafta sim kart yuvasını görüyoruz. Sol tarafta yine bir buton daha mevcut sevgili dostlar. Ara birim Android üzerine bu Smart kendi ara birimi var. Ve Android 9 olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Şimdi tasarıma biraz bakacak olursak ekran kasa oranının oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu sol taraftaki bir fonksiyon butonu vardı. O fonksiyon butonunun ne işe yaradığına bakalım. Bastığınız zaman bir asistan sizi karşılıyor, konuş diyor. Ama ara birim üzerinden siz o tuşa farklı fonksiyonlarda atayabileceksiniz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Çünkü Türkçe kullanacağınız için oradaki asistan size ne kadar yardımcı olabilir onu inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir sağda çektiğimiz zaman işte burada TikTok'a çok hızlı erişebildiğimizi görüyoruz. Ve bu telefonun Snapdragon 855 Plus işlemciyle beraber oldukça güçlü bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi telefon her ne kadar TikTok telefonu olarak çıkmış olsa da şu anda piyasada olan bütün telefonlara kafa tutabilecek kadar bir amiral gemisi telefon sevgili dostlar. TikTok'un sahip olduğu şirket ByteDance. Şimdi bu şirket inanılmaz bir büyüme içerisinde. Şimdi burada yazılımda yani TikTok'la beraber 150 ülkede milyarlarca downloadtan sonra böyle bir telefonla ne planlıyor bunu ilerleyen günlerde göreceğiz sevgili dostlar şimdi Dilerseniz bu ara birimden sonra merak edilen bir diğer konu var O da bu telefonun acaba fotoğraf ve video yetenekleri nasıl Dilerseniz ben bu telefonda alayım dışarıya biraz çıkayım ve ilk karşılaşma anında gördüğüm her şeyin fotoğrafını çekeyim kısa da bir video çekeyim bu telefonla Murat'la beraber bu çektiğim fotoğraflı videoları şimdi ekranlarınıza getirelim. Evet sevgili dostlar fotoğraf ve videoları da izlemiş olduğunuz enteresan bir girişimdi. Cesur girişimleri destekliyoruz ve bu heyecanın bir parçası olmak için telefonu hızlı bir şekilde edindik ve Shiftetnet ofisine getirdik. Bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Murat'la beraber size çok yeni içerikler üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz sevgili dostlar. O nedenle bizi desteklemek isterseniz bu videoyu beğenebilirsiniz. Shiftetnet'in YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Telefon hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Tasarımına bayıldım. Fotoğraf ve video yetenekleri yani diğerlerini döver parçalar diyebileceğim bir yetenekte de değil gibi geldi bana. Detaylı inceleme videosunda kıyaslamaları da sizlerle paylaşacağım. Asıl kararımızı o zaman veririz. Bu arada inceleme videosunda ne görmek istediğiniz de mutlaka yazın. Merak ettiğiniz bir şey varsa abi biz şunu merak ediyoruz. Dene videoya koy. Onu da izlemek istiyorum deyin. Biz onu da yaparız. Tabi videoyu kapatmadan önce bir de Murat'a sorayım. Etkilendin mi? Abi kasası güzel. Kasa çok güzel abi. iPhone 5 esintileri Ha var süpersin ben onu eklemeyi unutmuştum. iPhone 4'ten itibaren başlayan bir Apple'daki tasarım değişimi vardı. Bu iPhone 6'ya kadar devam etmişti. İnsanlar o tasarımı çok sevmişti. Yani biraz daha köşeli bir tasarım. Ondan sonra günümüze kadar o tasarımı göremedik sevgili dostlar. Daha böyle oval tasarım vardı yan tarafta. Şimdi o tasarımı da bekliyoruz. Çünkü bir sürü tasarımcı Paylaşıyor yeni iPhone böyle olacak diye. Vay anasını ne güzel görünüyor falan diyorsun. Sonra Eylül ayında Apple bir yapıyor. O telefonla alakası olmayan bir telefon çıkıyor. Ama şimdi Çinliler madem insanların beklediği iPhone böyle bir şeydi. Ben ona benzer bir telefon yapayım. Android koyayım. İçerisine de özel bir ara birim yapayım. Sonrasında ben TikTok'un zaten sahibiyim. İnsanlar TikTok'a çok kolay içerik üretsinler diye. Bir de ona uygun yazılımla destekleyeyim. Böyle bir şey çıkmış. Değişik. Alır mısın? Alırım herhalde. Yani kasasından ötürü alırım. Sen? Evet abi beğendim kasayı. Güzel tasarımı güzel ama seni beni şaşırttı şu anda. Sabah sabah kendinde olduğundan eminsin değil mi? <laughs> TikTok'ta TikTok'un olmak istiyorsan alacaksın. <laughs> Peki dostlar TikTok'ta da beni takip edebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Eğlenmişsinizdir. Azıcık sohbet ettik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.